geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Su, su. Yaylalar, yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Asker, su. Yaylalar, yaylalar. Sarışın, esmer, fark etmez. Yaylalar. Eğitim koşu, yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Saatlerin neyleri mi alındı? Saat daha 6 olmamış. Demek ki geç bile kalmışız Gökhan Efendi. Hadi herkes atlasın yataklardan. Yoksa gelirsem hepinizi tek tek atarım. Kalk! Hadi! Şşş! Nedir bu böyle? Hey! Evet Süleyman'ın gazabı ikinci perde. Ferit! Vedat! Ya kime söylüyorum ya? Kalksanıza! Yandım anam, hava taarruzu, kimyasal silah kullanıyorlar. Vedat, geç bir zırvalım hadi, kalk hadi, kalk. Ya ne oluyor böyle sabah sabah ya? Ne olacak, üzerinden koca hafta geçti, Levent Üstemi'nin siniri hala geçmedi. Bana bakın, 15 dakika içinde herkesi iç alanda görmek istiyorum. Geç kalan eğitim alanına sürünerek gelin, hadi. Daha ne kadar sürecek bu böyle ya? Abi her sabah her sabah spor mu olur abicim ya? Onu serserilik yaparken düşünecektiniz. Yeteri kadar anlayış gösterildi size. Komutanım, bölük komutanımız geliyor. Karargah destek bölüğü! At! Asol! Dikkat! Karargah destek bölüğü sabah istibasında bir astsubay 70 erbaş verle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol başçavuşum. Sağ ol. Buraya bak. Sağ ol. Şey özür dilerim komutanım. Nasılsın asker diye sorardınız ya ondan. Adam olana hatır sorulur. Vedat, Gökhan, Şakir, Cemal ikinci ve Emre kadar çarşı cezalısınız. Görev listeleri kağıtta yazıyor başçavuşum. Gerekeni yap. Emredersiniz komutanım. Oğuz, Baybars, Ahmet, su deposu temizliği. Vedat, Şakir, Naci, Gökhan. Toprak havalandırma. Ne o beyler? Arıza mı gitti? Ne tefeciniz kaldı ne de yapmadınız serserilik. Bu cezalar size az bile. Hamza, Kadri, Talat. Mıntıka temizliği. Allah bu cezalar koymuyor. İstesin bütün alayı temizleyelim. Ama yeter ki affetsin bizi. Ya isterse mahkemeye versin ama bize böyle bakmasın. Bunlar iyi günlerimiz. Esas duyduğun başımıza gelirse yandım. Şşt Cumbo. Ne oluyor ya? Abi çıkart ağzındaki baklayı. Ne oluyor lan? Askeri mahkemeye mi çıkıyoruz yoksa? Ya geçen alay komutanı yoktu. Tahir Yüzbaşı'nın yanına yemek kontrolü için çıktık. Bizim bölüğü dağıtmaktan bahsediyorlardı. Hadi canım ya. O kadar da
değildir herhalde. He? Yaparlar mı yaparlar. Yemediğimiz halt kalmadı. Vallahi beyler kendi adıma. Ben bu yaştan sonra başka birine komutanım falan diyemem ha. Ne yani? Başımıza öve komutan mı getirecekler? İstemem ben. Abi vallahi bizim yüzümüzden oldu be. O kadar iyi davrandı. Yeri geldiğinde babalık yaptı. Ama biz susaz. Kıymetini bilemedik adam. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben olmasaydım ne tefeciye gidecektiniz ne de bunlar başımıza gelecekti. Yok be Kadir abi. Sana gelene kadar biz ne haltlar edik bir bilsen sen bile sopalarsın bizi. Öyle valla. Hadi ben sevimliyim. Ne yapsam hoş görüyor. Alttan alıyor tamam. Çok üst üste geldi be. Ya bir yolunu bulup gönlünü de almak lazım. Ya çok üzdük Levent Üsteğmen'i çok. Hadi biz gidelim toprağı havalandırmaya. Görüşürüz Kadri abi. Kolay gelsin buradaylar. Eyvallah, eyvallah sağ ol. Eyvallah sağ ol gözüm. Havruya olsan da koluma bacağıma biraz masaj yapsan. Ya her tarafım ağrıyor. Sabah spor, akşam eğitim. Canımdan bezdim vallahi. Hiç sorma. Levent Üsteğmen barut fıçısı gibi. Kibrit çaksan patlayacak ya. Uy. Sayın abonemiz. Bu bir teyp kaydıdır. 56. Alay Nizamiyesi'ne doğru yapılan bütün aramalar ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Uzunca bir süre aramayınız. The member you have called cannot reach at the moment. Please try again later. Ne ettiniz komutanım? Bundan sonra Nizamiye'ye dışarıdan telefon bağlatırsan Cemal, çarşı cezası alacaksın. Tekrar edersen doğru diskoya. Ver şu radyoyu. Radyoyu ver. Şuraya. Bir de stok yapmış. Bundan sonra Nizamiye'de gazete, dergi, yiyecek, içecek yok. Demirbaş olarak bulunması gerekenlerin dışında hiçbir şey bulunmayacak. Ne oluyor komutanım ya? Dördüncü Murat mı gelecek kontrolü? Lale devri bitti artık. Oturun derdinize yanın. Uy, harbiden yandı kulak. Ne acayip haberler ya. Çarşı cezalısın sen de. Ama ya... Konuşma. Hiç konuşma. Bütün oyunları sileceksin bu bilgisayardan. İnternet bağlantı kablolarını sök. Hemen. Emredersiniz komutanım. Da yazışmalar. Bundan böyle internetle ilgili iş olduğu zaman alayın haber merkezinden yapacaksınız. Ferit, bundan sonra sen de buraya girmeyeceksin. Kapının önünde mi bekleyeceğim komutanım? Evet Ferit. Sen de diğer haberciler gibi komutanın kapısının önünde bekleyeceksin. Sandalye yok, oturmak yok. Hatta gazete okumak bile yok. Levent Üsteğmen'in emri. Çok kötü oldu. Bu ne ya? Ne bu ya? Ay. Of, of dur. Rahat dur. Ya ne yapacağız böyle be ya? Ne mi yapıyoruz oğlum? E toprağımızı havalandırıyoruz. Vay be. Nasıl da havalı olurmuş toprağımız. Ya Vedat ağaca işin dalgasındasın be ya. Onu demiyorum oğlum. Bu iş bile gitmez. Bir şeyler yapmamız lazım. He valla. Ben bir başkasıyla aynı koğuşta yatmak istemem. Valla ben de. Alıştık birbirimize be ya. E bütün millet dalga geçer adımız çıkar be valla. Vedat doğru söylüyor abi. Git bundan sonra başkasına komutanım da işin yoksa. Tabii doğru söylüyorum. Ne varsa Levent Üsteğmen'im de var. Kral adam. Bugün. Başka bir komutanın eline düşsek inim inim inleriz. Vallahi orası öyle. Ele var ya ikinci tabura düşsek kafada yandık bittik yani. Orada bir tane şey var. Metin binbaşı. Sade eğitim yaptırıyor. Kızanlar sabahtan akşama kadar yorgunlukta yemek bile yiyemiyorlar be ya. Bu alayda kalacağımızı nereden biliyorsun? Ya başka alaya gönderirlerse ne yapacağız? Ya belki de başka şehirdeki bir birliğe verirlerse ne yapacağız? Olur mu olur? Vay anam vay. Ne yaparız biz sonra? Arıza abi aklı verir. Ne yapıp edip Levent Üsteğmen'in gönlünü de almamız lazım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım.
Pazartesi günkü spor müsabakası ile ilgili evrak. Düzenlenip alay komutanın imzaya çıkacak. Emredersiniz komutanım. Şu yakanı bağrında kapat. Otur otur, iyice asker olmayı unuttun ha. Emredersiniz komutanım. Senin bölükte katılıyor mu Levent? Maalesef. Alay bünyesindeki bütün bölükler katılıyor. Bakalım ne yapacaklar? Ne yapacakları belli. Haytalık tembellik yarışması olsa kesin birinci gelirler. Gel. Kadri Sakaoğlu, Adana. Bir maruzatım vardı komutanım. Yaptın mı mıntıka temizliğini? Yapıyorum komutanım. Şey, bir şey söylemek istemiştim sadece. Söyle. Komutanım, bütün bu olanların suçlusu benim. Eğer benim durumum böyle olmasaydı, arkadaşlarım tefeciye... Seninle bir alakası yok Kadri. Sadece olması gerekeni uyguluyorum. Eğer söyleyecek başka bir şey yoksa işinin başına dön. Emredersiniz komutanım. Seni hiç bu kadar sinirli görmemiştim Levent. Sinirli değilim komutanım. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Madem iyilikten, güzellikten anlamıyorlar, ben de onların anlayacağı dilden konuşacağım. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ateşi aşkın alizim, yakma çırağımı. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ne olacak bu Arzu abinin hali? Feride gitti be ya, dağ gibi adam. Bir haftadır yüzü de düşe bin parça. Ah Beliz yenge be. Madem dönecektin memleketine, niye gönlünü çaldın şu garibanın ya? Ya durun be oğlum. Belki de gitmez. Ya nasıl gitmez be ya? Görev süresi dolmuş. Elinde sonunda dönecek ailesi yanında. Kalıp da yapacak. İyi misin Hamza abi? Ha? İyiyim Tosuncan, iyiyim. Sen nasılsın? Üzülüyorsun seni şu halde be abi. Yüzün gülmez oldu be ya. Ha, geçer babacan, geçer. Bu da geçer. Oğlum Arzu abi neler atlattı, bunu mu atlatamayacak bu ha? Hamza abi, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Seni böyle üzgün görmek istemiyoruz be abi. Eyvallah Vedat'ım, sağ olasın. Ya beni boş verin be siz. Asıl Levent Üsteğmen'i nasıl gönlüne alacağız onu düşünün. Firar edecek diye çok korkuyorum valla. Öyle deme şaşkın. Firar mirar sakın ha. Ya bak ne diyeceğim. Hediye mi alsak acaba? Sevinir valla. La. Biz yenge o kalpli süveteri aldığında nasıl da sevinmişti? Onu demiyorum be. Levent Üsteğmen'e diyorum. Tabii. Alalım. Süper fikir bence. Alalım da sonra o hediyeyi başımızda paralasın. Ya kardeşim hiçbir şey anlamıyorsunuz ya. Levent Üsteğmen o tür hediyelerden hoşlanmıyor. Yemeğe götürek mi la? Lokantaya. Yok. Luna Park'ı götürüp çarpışan otolara bindirelim istersen. Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun ha. Buongiorno, signoras. Ooo, yazıcı efendi. Gezmeye mi çıktın lan? Tabii, rahatın yerinde. Ah. Ya ne rahatı ben, ne rahatı. Ya Levent Usta hemen sıkı yönetim ilan etti oğlum. Başımı kaşıyacak vaktim yok benim. Nereye bile? Seyfi efendi. Pazartesi yapılacak yarışmanın dokümanları ve ben taburlara dağıtıyorum. Dur bakayım dur. Ne yarışmasıymış öyle? Bölükler arası tesisatlı koşu ve atış yarışması. Anam, buldum. Kazananı ne veriyorlar? Ne bileyim abicim, şilt, milt, bir şeyler veriyorlar herhalde. Tamamdır la bu iş. Oğlum bu yarışmaya kazanırsak Levent Üsteğmen'in gönlünü kesin alırız. Ya kolay da o kadar da. Oğlum bu alayda neredeyse 15-20 tane bölük var biliyor musun Cumbu Efendi? Ne olacak oğlum? Bir kere biz atış müsabakasını havada karada kazanırsak. Şşt! Katılıyorum, doğru söylüyor Şişik. Değil Levent Üsteğmen'in gönlünü almak, kahraman oluruz be. Bana bak Felix Aybarat. Sevgiyle kahraman falan demeye başladı. Bak mideme ağrılar giriyor ha. He valla. Daha tefeci olayında kahramanlığımız da unutulmadı. Ah yeter ama. Ne oldu komutanım?
Sana diyorum, ne bu böyle? Gereksiz yere üzüyorsun kendini. Sen elinden geleni yapıyorsun. Madem anlamıyorlar, çeksinler cezalarını. Ben bunları adam etmeye beceremediğime göre bir yerde bir hata yapıyorum herhalde. Hata falan yapmıyorsun. Kapasiteleri bu kadar. Birçok askere göre rahat bir alayda görev yapıyorlar. Onlardan istenilen şeyler de belli. Sadece tek istediğim birazcık adam olmaları. Ya sivil hayatta olsalar tefeci kim bilir bunlara neler yapar. Of, bırak şimdi bunları. Ne yapayım komutanım? Bu türlü aklımdan çıkmıyor. Anlaşıldı. Bu odanın içinde yüzünü güldürmenin bir yolu yok. Yarın nöbetin var mı? Hayır, yok komutanım. Tamam o zaman. İtiraz istemiyorum. Yarın beraber yürüyüşe çıkalım. Hem spor olur hem de sonra kahvaltı yaparız. Bildiğim güzel şirin bir kafe var. Hı? Ne dersin? Benim pek keyfim yok komutanım. Gelip sizin de canınızı sıkmayayım. Bir şey olmaz. Sohbet eder keyif yaparız. Yalnız yemek borcunu yerine geçmez, haberin olsun. Emredersiniz komutanım. Daha şöyle gül biraz. Merak etmeyin, birazdan yine canım sıkılır. Şu spor müsabakalarıyla ilgili kura çekimi var. Diğer komutanlar bölüklerinin başarısından bahsederken bakalım ben ne yapacağım. Annem, benim Kadri. Canım annem, ben de seni özledim. Para geçti mi elinize? Sen beni merak etme anneciğim, üzme sen kendini. Bak, benim arkadaşlarım burada, benim yanımdalar. Nikiden haber var mı? Dur be anne, hemen beddua etme. Belki de gerçekten paraya ihtiyacı vardı. Bir haberin olursa beni ara, değil mi? Bak, ben Kamil'i arıyorum, ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Tamam anacığım. Tamam. Bak, kontrolüm bitiyor. O pamuk ellerimden öpüyorum. Kardeşime, yeğenlerime selam söyle. Beni merak etmeyin sakın. Her gün aramazsam dert ediyor. Onların düzeni de alt üst oldu benim yüzümden. Üzme kendini be abi. Bak göreceksin. Geçecek. Var mıymış Nikiden haber? Yok valla. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Yoksa Niki yapmaz böyle bir şey. Ya kabul etmezse Deniz Yüzbaşı? Etmeyecek de ne olacak oğlum? Onun görevi bizim gibi eşeklere eğitmek. Eğitim subayı değil mi? Ya güzel arkadaşlarım benim, rahat olun. Deniz Yüzbaşı'yla aram fevkalade iyidir. Beni kırmaz. Tabii tabii. O yüzden seni görünce saçları dikeliyor böyle. Dikkat! Ne geziniyorsunuz burada aylak aylak? Komutanın verilen görevi yerine getirdik. Şimdi ne yapalım diye size sormaya geliyorduk. Görevli listeleri Ahmet Başçavuş'ta, gidip ona sorun. Oğlum şimdi ağlayacağım ha. Ben komutanım istiyorum. Üzülme Tosun'um, metin ol. Yarışmayı kazanınca aramız düzelecek. Yine bize eskisi gibi bağırıp çağırıp kızacak. Eyvallah ya. Ne güzel bağırırdı eskiden bize. Tamam be abi, tamam hadi. Oyalanmayalım da gidelim bir an önce şu işi halledelim. Hadi lan! Oğlum bağırma, ben onbaşıyım ha. Aman da benim, cicim gelmiş. Neredesin kız cicim ha? Ne aradığın var, ne sordun? Tutturdu Hamza abime gideceğim diye. Canım benim. Çok mu özledin sen Hamza abini? Evet. Oh. Yine resim yapalım mı beraber? Bilmem ki. Nasıl yapsak? Biraz oyalayıver Hamza. Ben de işlere bakayım o arada. Emret. Vallahi ne güzel de emredersiniz komutanım. Benim de nasıl göresim gelmişti bu cimcimeyi. İyi o zaman. Gencim, sakın Hamza abini üzme, tamam mı? Ha, başka bir yerlere de gideyim deme. Tamam, babacığım. Cimcimeciğim, gel bakayım. Otur şöyle biraz. Muhabbet edelim, iki lafın belini kıralım be. Bak babam bana yerine boya kalemleri aldı. Aman da aman da, güzel kalemler aldı, yeşilli morlu. Bakayım. Aa, bu resmi sen mi çizdin yoksa? Evet. Hadi canım.
Hiç de inanmadım. Atıyorsun bir kere. Bu resim çok güzel olmuş be. Sen yoksa bunu babana mı çizdirdin ha? Hayır, ben çizdim. Aa. E o zaman sen çizdiysen söyle bakalım. Kim bunlar böyle? Kim? Bu sen, bu Liz abla, bunlar da çocuklarınız. Çocuklarımız mı? Evet. Şimdi de buraya ev yapacağım. Yapmayın bakayım afacanlar. Şunlara bak ya. Yerden bitme mum bacaklı Miki, burnu uzun dik kulaklı Miki, şeytanlıkla bütün aklı fikri Miki 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 fare. Yapmayın Miki fareler. Oh. Dalga geçiyor. Aa, oğlum Levent, ya ne diye üzüyorsun bakayım kardeşin ha? Şaka yapıyordum. Oğlum yapma öyle şakalar. Şakacan. Bak üzülüyor Deniz. Vallahi bundan sonraki hayatında o annecinin yaptığı var yani Amerikan cookie tatlısı. Onlardan yiyemezsin vallahi. Üzme çocuğu Hamza. Güzel güzel geçinin bakalım. Yaramazlık yapmak yok. Tamam mı Mark? Tamam mı Mary? Hadi bakalım. Şimdi gidip içeride güzel güzel oynayın. Vallahi çocukların yanında tartışmak istemiyorum ama vallahi aşk olsun Liz. Gel bir dakika. Ya Lizcan, ben diyorum çocuklara Levent Deniz, sen diyorsun Mark Mary. Nedir canım? Mark ne bir kere? Tedavülden bile kalktı ya. Euro var artık. Vallahi çocukların dengesi bozulacak. Aşk olsun. Öyle anlaşmamış mıydı? Ah benim güzel balım be. İyi tamam seni mi kıracağım? Mark Mary olsun. Mark Mary oldu mu? Oh peki bu yeni bebişin adı ne olacak ha? Erkek olursa Kerim. Kız olursa Kerime. Kerim olsun sonra çocuk Kerif olsun değil mi? Yok yok kız olsun. Figan olsun be, ha? Baba, baba, ev çizsene bana. Ev çizsene bana. Hamza abi, Hamza abi, Hamza abi. Ha, ha, ne? Ne haber? Ha. Ev çizsene, ben çizemiyorum. Ha, iyi, ver çizerim bakalım. Sen Liz ablayla ne zaman evleneceksin? Bilmem ki. Niye? Sevmiyor musun yoksa? Ben... seviyorum tabii. Sevmez olur muyum? İyi o zaman. Evlenince abim de sizinle kalır, ben de sık sık misafirliğe gelirim. Çok mu özlüyorsun abini sen ha? Canım benim ya. Ya Figen, ya bırak şimdi evim evi ya. Ha? Bak buradaki komik abilerin resmini çizelim. Ha? Çizelim mi? Çizelim. Ha, hadi bakalım. Şoparlar, cumbolar, terlikliler, terliksiler. Demek benden sizi eğitmemi istiyorsunuz ha? Allah Allah, dünyanın sonu geldi herhalde. Nereden çıktı şimdi bu? Komutanım, pazartesi günü yapılacak olan yarışmalarda iyi bir netice almak istiyoruz. Evet komutanım ve eğer birinci olabilirsek Levent Üsteğmen'imizin gönlünü de alabiliriz diye düşündük komutanım. İşte ona söz veremem. Çok üzdünüz komutanınızı. Biz de çok üzüldük komutanım. Eğer gayret ettiğimizi görürse belki bizi affeder. Bakın, atış müsabakası neyse onu halledersiniz. Ama teçhizatlı koşuya çoğunuzun kondisyonu yetmez. Bütün hafta sonu çalışırız. Gerekirse akşamları da koşarız komutanım. Birkaç günde hazırlanmanız imkansız. Olsun komutanım, en azından dinleriz. Hep diğer bölüklere rezil olmak da istemiyoruz komutanım. Vallahi arkadaşlar ben çalıştırmasına çalıştırırım ama diğer arkadaşlarınızın da buna gönüllü olması lazım. Onlar ne diyorlar? Ne desinler komutanım? Hepsi benden mutlu haberi bekliyor. Son derece istekli hepsi. Ya Naci, altı üstü bir paket bisküvi vereceksin. Burnumuzdan getirme. Olmaz. Olmaz diyorum ya.
Ya yarışma için eğitime katılacağınıza söz verirsiniz ya da size bisküvi falan yok. Ne demek oğlum, iş çıkarmayın başımıza ya? İyi de abi ben koşamam ki. Anam! Koşamazmış. Koşacaksın. Üstün olarak sana bir emir veriyorum. Hatta ben geride kalırsam beni de sırtında taşıyacaksın. Oha! Karnın acıkınca ben sana ohayı sorarım. Allah senin cızı. Askerim! Ya bırak da alayım şu kepime koğuştan. Olmaz. Önce eğitime katılacağına söz ver. Alt üstü bir kep alacağım. Amma yalvarttın. Şimdi sen yeni askersin herhalde, bilmiyor bunları. Ne demişler? Kep gitti, namus gitti. Şimdi söyle bakayım, koşacaksın mı? İyi hadi geç aslanım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Sizin askerler pazartesi günkü yarışma için kendilerini çalıştırmamı istiyorlar Ahmet Başçavuş'um. Allah Allah. Nereden çıkmış? Yarışmada iyi bir derece yapıp Levent Hüseymen'in yüzünü güldürüp gönlünü almak istiyorlarmış. Bunun için biraz geç kaldılar komutanım. Başarabileceklerine dair hiçbir ümidim yok. Siz ne dersiniz? Vallahi ne diyeyim komutanım. Aslında hepsi iyi çocuklar. Levent Hüseymen'imi de çok seviyorlar. Biliyorum. Zaten buna inanmasam 5 dakikamı bile harcamam onlar için. Yine sinir sistemi bozacaklar. Komutanım, sanırım siz kararınızı vermişsiniz. Ne kaybederiz ki? Geçmiş olsun. Sağ olun. Hayırdır Ferit? Özledim. Onun için mi sabahtan beri uğramıyorsun? Allah Allah, Levent Üsteğmen'in istibdat yönetiminden haberin yok galiba. Adam dışarıya çıktı da önce gelebildim. Canım benim, çok mu üzüyor seni yoksa? Vallahi bizim onu üzdüğümüz kadar değil. Hele şu tefeci olayı, bardağı taşıran son damla oldu. Yarın çarşıya çıkıyor musun? Bilmem, akşama kadar bir ceza almazsam çıkarım herhalde. Niye? Alma o zaman. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Nereye? O da sürpriz. İyi, peki. Çocuklar, kusura bakmayın, oylaşmanızı bölüyorum ama çok önemli. Ay Vedat, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Aman melek hemşire ya. Bebeğim, şaka yapıyorum. Çocuklar, alışın artık buna. Bakın şu koca bölükte sizin mutluluğunuza duacı olacak biri varsa o da terliksi Vedat'tır. Vedat, ya bir git ya. Vallahi bir git, parası neyse vereceğim, bir huzur ver ya. Ya güzel kardeşim, Allah aşkına ya. Ferit, çok önemli ya, bir dakika. Evet, neymiş o önemli olan şey? Doping ilacına ihtiyacım var. En yüksek dozda ne varsa ondan verirseniz çok güzel olacak. Vedat, ne dopingi ya? Yarışa katılacaklar ya. O ne demek şimdi abi? Ne demek katılacaklar? Sen katılmıyor musun yarışa? Abi vallahi isterdim ama dizim. Hadi ya. En sporcumuzu kaybettik abicim o zaman. Şimdi daha çok dopinge ihtiyacımız var. Şu atlara verilenden. Hadi Vedat hadi. Doping ilacı falan yok. Olsa da vermem zaten. Rahat bırakmam. Deniz yüzbaşıya söylerim. Tamam, sen kazandın. Neyse gideyim ben. Yarın görüşürüz. Tamam. Bay bay. 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Oh, gördüm Ahmet, sobe. Pardon komutanım, lütfen buyurun. Hamza, düzelt şu kepini. Baba! Biz Hamza abiyle saklanmaç oynuyoruz. Öyle mi? Aferin size. Peki ben yokken başka neler yaptınız ha? Bir sürü resim yaptık. Göstereyim mi sana? Göster benim güzel kızım. Hamza sağ ol. Sana da zahmet oldu. İnşallah yaramazlık yapıp üzmemiştir seni ha? Yok komutanım. Vallahi maşallah yukarıda Allah var, melek gibi kız be. Yok komutanım. Yani aslında bana düşmez ama abisini çok özlüyor be. Biliyorum Hamza. Bak. Bakayım. Oo, ne güzel yapmışsın bunları. Aferin sana benim marifetli kızım. Evi de ben çizdim. Sana da aferin Hamza. Ama hiç okul resmi çizmiyorsun Figenç. Hadi bana şimdi güzel bir okul resmi yap. Ha? Olur mu? Hadi bakalım. Yengenle oturup konuştuk Hamza. İkinci bir çocuğa bakmamız çok zor ama
En azından Yusuf'un koruyucu ailesi olabiliriz. Böylelikle Figen de abisini daha sık görmüş olur. Verin o mübarek elinizi öpeyim komutanım. Vallahi siz ne mübarek bir komutan insanısınız ya. Tamam Hamza, tamam, yeter sululuk yapma. Bana bak, Figen'in bu konudan haberi yok henüz. Yani kesin bir şey olmadan söylemek istemedik. Tabii komutanım. Neyse, ben Figen'i Meleğin yanına bırakıp eğitim alanına geçiyorum. Sen de buralarda fazla oyalanma. Arkadaşlarını eğitim alanına katıl, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Güzel kızım, resim yapmaya Melek hemşirenin yanında devam edersin, tamam mı? Hadi gel bakalım, gidelim. Hoppa. Eyvallah babacan. Eyvallah babacan. Hoşça kalın küçük hanım ve kısa babacan. Gel bakalım küçük hanım. Pek hevesli görünüyorlar değil mi komutanım? Durun bakalım, göreceğiz. İlk turdan pes etmezler inşallah. İnşallah. Takım! Tamam Seyfi. Beni rahat da dinleyin. Bana bakın. En ufak bir sululuk, en ufak bir serserilik yaptığınızı görürsem hemen bırakırım. Beni boş yere uğraştırmayın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Bölüklerden seçilen ikişer manga 1600 metre koşu yapacak. Koşu zamana karşı yapılıyor. İçinizden biri bile geri kalırsa geride kalanın derecesine bakılacak. Ne bakıyorsunuz oğlum? Tazı gibi koşarım ben. Komutanım, hepsi bu mudur? Topi topi 1600 metre mi koşacağız halk? Az mı geldi asker? He, 1600 metre dediniz nedir ki komutanım? Arkamızdan Levent Üsteğmen geliyor diye bağırın, 10 saniye koşarız biz. Bunlar teçhizatlı koşunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar sanırım Ahmet Başçavuş'um. Haklısınız komutanım, bilmiyorlar. Ne teçhizatı komutanım? Elektrik teçhizatı mı? Hayır Hamza Pınar. Teçhizat, yani tüfek, miğfer, matara, kasatura, savaş alanında üzerinizde ne varsa hepsi. Yok ya. Ya. Hadi bakalım. Önce ısınma hareketleriyle başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ferit! Emredin komutanım. Deniz Yüzbaşı nerede? Bilmiyorum komutanım. Bir saat önce çıktı. Tamam, çıkabilirsin. Çocuklar, 1600 metreyi 16 dakikada bitirdiniz. Bravo. Komutanım, iyidir değil mi? Bu durumu. Standartı 8 dakikadır Hamza. Ne? Komutanım, o dediğiniz dünya rekoru. Değil mi? Sizin haricinizdeki bütün bölükler 8 dakikanın altında koşuyorlar. Vay be. Hepsi dünya rekorları ha. Biz bu işi beceremeyeceğiz komutanım.
Bana da öyle geliyor asker. Bu haliniz de zor. Bir şans daha verin ne olur. Hamlamışız. Her gün idman yapıp soytarılık formunu koruyorsun ama. Komutanım ne olur, ne olur komutanım. Şu hale bak. Bir de nefessiz kaldı. Bu halinizle mi katılacaksınız yarışa? Vallahi bu kadar kötü olduklarını bilmiyordum. Komutanım, komutanım söz. Yarın da çalışırız pazarda. Siz ne diyorsunuz Ahmet Başçavuş'um? Ne diyeyim komutanım? Zaten katılacaklar. Madem çalışmak istiyorlar, ben çalıştırırım. İyi, bugünlük bu kadar yeter. Yarın siz çalıştırırsınız, pazar günü de ben gelirim. Emredersiniz komutanım. Sevgili Kerimem. Pek nüktedan oldu be Kerimem. Sen bu mektubu okuduğunda ben çoktan yanında olacağım. Madem yanında olacağım, neye yazıyorum elden verin. Ne o? Ağır mı geldi koşu? Ya koşu değil de teçhizatlar biraz ağır gelmiş komutan. Ya, kolay sandınız değil mi? Ben Tuzla Piyade Okulu'ndayken en iyi olduğum branş teçhizatlı koşuydu. Ne kadar koşturuyorlar sizi? 1600 metre. Metre, 1600. O kadar mı? Ben de bir şey sandım. Ben Tuzla Piyade Okulu'ndayken 20 kilometre koştururlardı bizi. Kilometre. Oha! Ama oha yani komutanım ya. Hiç acımaları yokmuş, yazık size ya. Biz adam gibi eğitim aldık oğlum. Sizin gibi lapacı değildik. Heh. Ahmet Başçavuş nerede? Son gördüğümde motor kademeye gidiyordu komutanım. Seyfi! Allah! Ne arıyorsun burada? Benim belgelerle ilgili bir durum vardı da komutanım. Tamam, geç. Bir daha da öyle zıt diye karşıma çıkma. Hadi. Çıkmam komutanım. Ya Seyfi Burderim, bir ricam olacaktı senden. Hani ben Niki'ye ulaşamıyorum ya. Diyorum ki aklıma geldi, bir mail atsak. Ha? Ya atmasına atalım da bu sabah belediye internetimizi kesti maalesef. Hadi ya, kötü oldu bu. Ben o arada Kamil'e de mail atarım diyordum. Benim Almanya'daki en yakın arkadaşım. Onun Niki'den haberi vardır. Ya maalesef sana yardımcı olamam. Ama yardım edebilecek birini tanıyorum. Bizim Fato, ona söyleriz, o hemen halleder. Vallahi mi? Tabii oğlum, çok iyi kızdır. Ne istiyorsan hemen yapar. Ya ben şu Niki'yi bulayım, başka bir şey istemiyorum. Bak, kızı bulduktan sonra başını belaya falan sokmayacaksın ama, değil mi? Yok be buru derim. Ben onun başı beladaysa yardımcı olmak için arıyorum onu. Hadi gidip bulalım Fatoyu. Hadi o zaman. Nasıl gidiyor? Hiç iyi değil Suzu, hiç iyi değil. Ya korkutma beni. Kızım sen dershaneye ektiğin zamanlarda korkacaktın. Artık çok geç. Ya üniversite sınavı yaklaştı. Üst soruda 24 doğru, 42 yanlış ve diğerleri de zaten boş. Tüh ya, salladıklarımın hepsi yanlış çıkmış. Nasıl deneme testi bu ya? İnsan biraz insaflı sorar. Ya ben çok utanıyorum ya. Gelsene abi. Buongiorno señoritas. Selam. Hapishaneden kaçmışsın bakıyorum. Ya sorma Fatoya, ya sorma. Bunlar bana nefes aldırmıyorlar ya. Fato şimdi Kadri'nin senden bir ricası var. Fırsatım olsa kendim yapacağım ama biliyorsun durumları. Şu iki maili benim için gönderirsen çok sevinirim. Biri Almanya'daki arkadaşım Kamil'e, öteki de Niki'ye. Mail adresleri burada yazıyor. Sorun değil, hallederim. Hay Allah senden razı olsun. Ya bunca şeye rağmen sen hala seviyorsun ha? Ha deyince unutulmuyor ki. Bu zamanda böyle seven var mı ki? Niye beni kimse sevmiyor? Ya bir şey daha rica edebilir miyim? Ya aşk olsun Kadri tabii. Ya gelirken aceleden Niki'nin fotoğrafını yanıma almayı unutmuşum. Benim mail boksunda bir tane olacak. Rica etsem.
Ya olmuş bile. Basar getiririm yerine. Sana da zahmet vereceğiz ama kusura bakma artık. Ya hiç sorun değil, dert etme. Neyse, yarın haber verirsin sen bana artık. Ben buralardayım zaten. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yazık ya. Hala seviyor kızı. Ya dolandırıldı, kandırıldı. Hala başına bir şey gelmiş midir diye düşünüyorum. Değer bilmez kız. Hep böyleleri sevilir zaten. Ya belki de gerçekten kızın başına bir şey gelmiştir. Ya neyse Seyfi, ben bir önce kaçayım da şunları halledeyim. Sağ olasın Fatu. İyi olur. Ya bekle, ben de geleceğim. Kızın resmini merak ettim. Anam anam. Her tarafım ağrıyor. Böyle giderse var ya, yarışta beton gibi kalacağız orada. Hiç olmazsa yarışı bitirirdik. Şimdi yarışı bitirecek halimiz kalmayacak. Levent Steymen'i daha fazla kızdırmayız inşallah. Ama arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Böyle olmaz ki. Siz kendi kendinizi demoralize ediyorsunuz. Bir şey olmaz, sabaha bir şeyiniz kalmaz. He vallahi. Yarın sabaha bilmem ama yarış gününe kadar bende hiçbir şey kalmayacak bu gidişle. Ya oğlum hamlamışsınız işte. İltifat ediyorsun be. Hamlamakmış. Tel tel döküldük be. Sigaradan oluyor bunlar, sigaradan. Ciğerlerim fi fi öttü vallahi. Ya Deniz Yüzbaşı çoktan Ahmet Başçavuş'a devretti işi. Anlayacağın ümidi kesti bizde. Abi saçmalamayın, sizi bilmiyor sanki. Kararlı olduğunuz için çalıştırıyor sizi. İlk günden yan çizerseniz yiyeceksiniz fırçayı bak. Oo, o da yedik bile. Ferit doğru söylüyor arkadaşlar. Ölmek var, dönmek yok. Ha şöyle, hadi bir an önce yatın da bari yarına dinç kalkın. Millet çoktan sızmış ha. Yorgunluktan gebermişler. Ya haklı çocuklar be. Hiç sorma Ferit vallahi. Benim de bacaklarım koptu yorgunluktan. Nezi aradın mı hiç? Abi bakma öyle, arkadaşız biz. Ne halde olduğunu farkında değil miyim sanıyorsun? Aramadım. Arasam ne söyleyeceğim sanki? Ne diyeceğim ya? Gitme de. Kal de. Gitmesini mi istiyorsun yoksa? Bilmiyorum babacığım. Vallahi bilmiyorum. Gitme kal desem. Ne olacak ki? Benim öyle harpek bir kurulu düzenim, işim gücüm yok biliyorsun. Askerdeyken idare ediyoruz da dışarıda ne halt ederim ben de bilmiyorum. Elinden işe yatkın Hamza. Böyle vazgeçme, bulursun bir şeyler. Bu memlekette kaç tane işsiz var biliyor musun babacığım? Kahveler eli iş tutan adamlarla dolu. Aşk. Ah aşk. Karın doyurmaz. Benim o halimi Liz'de mi görürsün yani ha? Bunu oturup Liz'le konuştun mu hiç? Gün doğmadan neler doğar Hamza. Eğer şimdi böylece çekip gitmesine izin verirsen çok pişman olursun, ben sana söyleyeyim. Maşallah, maşallah. Bunların hepsi keskin nişancı ya. Hadi. Aferin. Attığını kaçırmıyorsun bakıyorum. Sağ olun komutanım. Öğretilenleri uyguluyoruz. Bana bak, sen şimdi de avcı falan mıydın? Yok komutanım. Aslında ben silahtan pek hoşlanmam. İlk defa askerde silah elime aldım. Komutanım. Söylemesi ayıptır. Bizim bölüğün atışları meşhurdur. Terlik, sen bir tane bile isabet ettiremezdin. Ne oldu da keskin nişancı kesildin? Terlikler demiş demek komutanım.
Postalları giyince askere benzedi biraz. Maşallah maşallah. Komutanım, isterseniz hedefe bir harfi çizeyim mi kurşunlarla? Müjdenin M'si. Şımarma, şımarma. Atışta iyisiniz, anladık. Ben sizi asıl koşuda göreceğim. Komutanım, bugün de çalıştık mı o konuda tamamdır. Tabii. Bizimkiler yine hedefleri paramparça etti Arıza abi. İşte bunlara hedef göstermeyecek kardeşim. Elleri kırılsın onların değil mi? Ben o hedefleri ne zorluklarla yapıyorum kardeşim, biliyor musun? Ne yani? Çalışmasın mı çocuklar? Çalışsınlar oğlum. Çalışmasınlar diyen mi var? Ama hedefleri ateş etmesinler. Biraz hayal gücü ya. Mesela Kerim Aslemen'i vursunlar. Sen yine arızalandın galiba Hamza abi. Ben geldim babacığım. Oha! Hoş geldin Nartanes. Gel bakayım buraya. Gel. Hop. Oh. Ya bu da her gün burada ha. Sen de her gün buradasın. Hayret bir şey ya. Ne zararı var be çocuğun sana? Ahmet Başçavuş bir yere kadar gitti. Bu güzel hanım da Hamza abisine emanet. Bu arada sizi ziyaretçi parkında bekliyor. Allah Allah ya. Ya ne gizemli adam oldu senin baban son günlerde kız. Ha? Ne iş? Aynarız diye bebeklerimi getirdim. Oo, bebek getirmiş bak. Çok iyi akıl etmişsin. Aferin sana. Merhaba. Gülmeyin yakarım. Nasıl? İyi geldi değil mi? Güne harika bir başlangıç oldu komutanım. Pardon, Deniz diyecektim. Evet. Ay hava da çok güzel. Bundan sonra sık sık yapalım bunu. Ya yapalım yapmasına da komutanım. Ben kurt gibi acıktım. Açık hava iştahımı tetikledi. Al benden de o kadar. E hadi yavaş yavaş gidelim o zaman. Ya koşarak gitsek. Ben bir simitçi falan gasp edeceğim yoksa. Merhaba Cindy. Ben kuaföre gidiyorum. Aa, kız. Pakize. Oh. Merhaba. Ben de güzellik salonuna gidiyorum. Yüzüm düşmüş de onu bir gerdirip fotokslayacağım. Çok komiksin. Onun adı Pakize değil, Barbie. Barbie nedir be? Tamam, Barbie olsun. Barbie fitnam. Çok komiksin. Ay bu kim? Hamza abi bu kim? Kim bu Hamza abi? Senin dünyada en çok sevdiğin kim var? Abi. Yusuf abi. Canım. Kurban olurum ben sana. Komutanım var ya, siz vallahi cennetlik. Cennetliksiniz komutanım. Dur bakalım Hamza. Bu koruyucu aile işi olacak galiba. Yusuf'u seneye yatılı okula vereceğiz. Yazları da bizimle birlikte olacak. Ya görüyor musunuz komutanım? Allah'ın işi işte. Bakın hiç yoktan iki tane nur topu gibi çocuğunuz oldu be. Ya. Darısı senin başına Hamza. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ne güzel olmuşsun. Beğendin mi? Senin için giydim. Evet, harika olmuşsun. Bunlar da senin için. Ferit, çok teşekkürler. Çok güzel çiçekler. Oh, bahar gibisi yok vallahi. Aşk mevsimi. Anlaşılan burası artık sadece sizin özel yeriniz değil. Emre de komutanım. Ya ne saçmalıyorsun Ferit? İstersen biz başka yere gidelim Levent. Belki çocuklar baş başa kalmak istiyorlardır. Ha yok komutanım, estağfurullah, olur mu öyle şey? Biz gidelim, siz baş başa kalın. Gerçi niye ki baş başa kalacaksınız ki? Bence sus Ferit. Konuştukça batıyorsun. Hani burası bizim özel yerimizdi Melek Hanım? Konuşana bakın. Pek de özel yerimiz olarak kalmamış sanıyorum. Vallahi izin verirseniz ben sizin özel yerinizde mükellef bir kahvaltı yapacağım. Ölüyorum açlıktan. Yürü Ferit. Emre, buyurun.
Şöyle oturalım mı? Ay yok Deniz ya, orası çok güneş. Şu tarafa oturalım, bak gölgelik de var. E ne var canım, güneş gelirse sıcak sıcak otururuz işte. Ya bir karar verin Allah aşkına. Yoksa şimdi Ferit'ten bir parça koparıp yiyeceğim. Ne var? Komutanımı yiyecek halim yok ya. Neyse, al şurada bir yer var. Hadi oraya oturalım. Ha, çıkarken kontrol ettin değil mi? Sular gelmiş mi Melek? Yok ya, zaten sabah. Ben de şişe suyuyla yıkamak zorunda kaldım suratımı. Muslukları kontrol ettin ama değil mi? Gelirse haberimiz olsun diye açık bırakmıştım ben. Allah'ım yine başlıyoruz. Ya Melek, ben sana kontrol et demedim mi? Denizciğim sadece kontrol et dedim, muslukları açık bıraktım demedin ki ya. Niko şu alaya mı dönsek acaba? Gökhan kesin tezgahın altına bir şeyler zulamıştır. Vallahi hiç fena olmaz komutanım ya. Sekiz, dokuz, on, 11, 12. Şu hale bak, şu hale. Zamanında adam gibi eğitime katılmış olsaydınız, şimdi böyle yerlerde sürünmezdiniz. 13. Anam anam, kollarım yanıyor komutanım. Kollarım yanıyor komutanım. Yanar tabi. O kadar kilonun kalorinin altında ben de kalsam ben de yanar. Ya komutanım. Ha bu koşu yarışması değil midir? Niye sınav çekiyoruz? Kondisyonunuzu arttırmak için Allah'ın cemali. Koşarken kaç kilo yük taşıyacaksın biliyor musun? Ben bittim beyler. Dayan Tosun'um. Kahraman olacağız. Kupayı müzemize götüreceğiz, dayan. Mirat, yine kahraman olacağız falan deme. Mideme ağrılar giriyor. Bu müjde için. Bu Nurcan için. Bu anam için. Bu babam için, bu Vedat'ın dalgası Neriman için. Sana ne lan Neriman'dan? Aklıma isim gelmiyor şu an, ne diyeyim? Allah'ım. Enerjini başka yere, çenene harcayacağına, kollarına harcasana. Kamsi, taka. Ne var Ferit, çok mu komik? Ne bileyim komutanım, sizi böyle görmeye pek alışık değilim de. Gördün işte düştüğümüz hali. Öyle. Kadınlar bazen insanları tuhaf hallere sokarlar. Ne durumlara sokuyormuşuz Ferit Efendi? Ama komutanım siz hep benim üzerime geliyorsunuz. Levent Üstey benim söyledi önce. Ya öyle mi oldu şimdi? Yok komutanım. Vallahi elinizden çok ağzınız çalışıyor beyler. Hadi çabuk bitirin de kahvaltı hazırlayalım. Emredersiniz komutanım. Ferit, iki dakikada sattın beni. Unutmayacağım bunu. Ulan ben hayatımda bu kadar koşmadım ya. Bacaklarım hissetmiyor. Sanki ben dursam bile onlar koşmaya devam edecek. Dayan bunu derim. Az bir şey kaldı. Ben size demiştim oğlum. En temizi Levent Üstemen'e gidip bir kilo baklavayla selam verecektik. Bak hala baklava diyor. Şişik sempatik. Hadi yürü. Bak ayrı. Bak ayrı. Öyle bir gözünü alalım. Bir daha hayatta bu durumlara düşmeyeceğim. Bu durumlara düşersem Röbürtlü Tanker çarpsın beni. Çarpsın. Çarpsın ki kurtulayım. Tefeciler sizi. Konuşana bak. Hiç üşenmeyip seri katil hikayesini uyduran, sonra da durduk yerde subay kılığına giren benim sanki. Define olayını unutmadım daha. Lastiri. Ulan Nizamiye'den nişanlanan bendim sanki. Şunlara bak şunlara. Çenenizi çalıştıracağınızı ayaklarınızı çalıştırın biraz. Hadi. İyi oluyor iyi. Akılları başlarına gelmeye başladı. Bundan sonra biraz zor haytalık yaparlar. Hiç bu kadar emin olmayın komutanım. Bence bir haftaya kalmaz yeniden başlarlar. Başlarlar değil mi? Hı. Kesin.
Arkadaşlar bittim ben. Siz devam edin. Bölükte kimseye anlattığını duymayacağım. Neyini anlatacağım komutanım? İki hafta sonra çarşıya çıkıp bütün gün paspas yaptım onu. Vallahi kendinle ilgili ne anlatmak istiyorsan onu anlat. Ama eğer beni bu işe karıştırırsan... Gitmesene üstüne çocuğun Levent. Kolları koptu baksana. Allah komutanım çok acıktım vallahi. Senin birliğe dönme vaktin gelmedi mi Ferit? Evet. Dönüyorum komutanım. Otur otur. Şaka yapıyorum ben. Bırakırım seni birliğe. Ya Levent işte eminim. Uğraşmayın benim Ferit'imle. Ferit'im ha. Hadi bakalım. Kek. Sarışın ne olacak? Pis dolandırıcı. Bir dakika bir dakika. Ne dedin sen? Sarışın. Çok komik. Sarışın. He. Aaa. Ah, bacaklarım ah. Ne haber Kadri? Ah, kusura bakmayın kızlar. Ayağa kalkacaktım ama sanırım bu bacaklar artık benim değil. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Hiç kalkışmayacaktınız bu yarışma olayına. İki günde pestiniz çıktı vallahi. Hiç sorma Suzi bacı. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ama inşallah sonunda Levent Üstemen'in gönlünü almayı başarırız. Oo, ondan kolay ne var? Deniz yüzbaşıyla aralarını yapın, olsun bitsin. Ya saçma sapan konuşma Suzi ya. Ne dedim ki? Şaka yapıyorum ya. Ya bölüğün kulağına gidecek. Son ciddiye alacaklar, başlarına belaya sokacaklar. Bir sonuç alabildin mi Fato? Ya Kadri, dün seninle konuştuktan sonra mailleri yolladım ama bu saate kadar ne Niki'den ne de Kamil'den hiçbir şekilde cevap gelmedi. Dur bakalım, belki hafta sonu diye gelmemiştir ha. Ya bir cevap geleceğine emin misin sen? Gelir, gelir. Niki çok nadir bakar maillerine zaten. Neyse, size de zahmet oldu. Ha, bu arada merak etme, sık sık kontrol edeceğim mailbox'ı. Sağ olasın. Ha, bunu da unutma. İyi misin Kadri? İyiyim, iyiyim. Sağ ol canım. Ay. Ay belim çok ağrımış ya. Of. Allah'tan Ferit'le Levent geldi, yoksa biz hayatta bitiremezdik bugün. Ne oldu? Niye baktın öyle? Hiç. Ya Ferit'le aranızdaki ilişki. Hoşuma gitmiyor değil ama arada takılıyorum. Ya bugün Ferit'im dedim diye mi? Yok canım daha neler. Ya beni ilgilendirmez ama sen benim arkadaşımsın Melek. Senin için kaygılanıyorum. Deniz'ciğim merak etme. Ferit gerçekten iyi bir çocuk. Hem bana da çok iyi davranıyor. Kaygılandığım bu değil zaten. Hem siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Da neticede o bir asker. Ve sen de o askerin birliğinde görev yapan bir hemşiresin. Ben birinin kulağına gider diye korkuyorum. Ya kim ne karışacak canım? Alayda gayet ciddi duruyoruz zaten. Dışarıda yaptıklarımız da bizi ilgilendirir. Doğruyu söylemek gerekirse, görev başında ciddiyetinizi bozarsanız buna ben de kızarım. Aa, hiç öyle surat asma. Ben iyiliğiniz için söylüyorum. Neden kaygılandığını farkındayım. Ama merak etme, öyle bir şey olmayacak. Zaten askeri ortamda böyle şeylerin hoş karşılanmadığını biliyorum. Siz de bu yüzden Levent Üsteğmen'le uzak durmuyor musunuz? Ay, kaç şeker attın sen bunu? Biraz tatsız olmuş da. Ben mutfaktan bir Levent... Şeker, mutfaktan bir şey ister misin Melek? Sağ ol. Ah,
Merak etme buradayım. Uyanayım. Bir hava alıp geleceğim. Peniki. Nerelerdesin? Niye yaptın bana böyle bir şey? Bana paraya ihtiyacın olduğunu söylesen. Senin için değil 15 ay. 15 yıl askerlik yapardım. Koşuyor değil mi tane çocuklar? 7 dakika 2 saniye komutanım. Bunlar Metin binbaşının taburundan mı? Evet komutanım. 2. tabur 4. bölük. Foto, foto. Çocuğa bak. Ya ne çocuğu ya? Baksana şu 3. bitiren. Bak şurada. Ya Suzi parmağınla göstermesene ayıp. Burnumla mı göstereyim? Allah Allah. Ya Suzi büyü artık. Bak sen alay komutanının kızısın. Bütün komutanlar burada. Ya babanı utandırıyorsun. Aman sanki bir şey yaptım. Allah! Sıra bizimkilere geldi. Hayırdır Kerim? Bu ne heyecan? Yarış stresinden komutanım. Bakalım ne yapacaklar? Bu halde yapacakları belli. Sonuncu olacaklar. Belki olmazlar komutanım. O kadar çalıştık. Ya çocuklar gelip çalıştırmamızı istediler. En azından iyi bir derece almak istiyorlar. Allah Allah. Böyle şeyleri umursadıklarını bilmiyordum. Ya onlar umursamıyorlar da senin umursadığını çok iyi biliyorlar. Anam! Buraya bakıyor. Şişt. Hadi babacanlar. Bak bu bizim son şansımız, tamam mı? Yani madem bu kadar çalıştık, son bir gayret. Hadi bakayım. Bana bakın. Kimse pes etmesin bunu derler, tamam mı? Yorulan olursa söylesin, yardım edelim. Allah'ım sen bizim yüzümüzü kara çıkarma. Tabanlarımıza, bacaklarımıza, burunlarımıza kuvvet ver ya Rabbi. Ya Cebal. He. Şimdi hadi hepsini anladık. De burun dağılıyor be ya. Ulan ne cahil heriflersiniz ya. Neremizden nefes alıyoruz ulan? Şişt beyler. Hadi beyler hadi. 8 dakikanın altında koşmanız lazım. Üzerinize bahis oynadım. Yuh be abicim ya. Ne geniş adamsın ya. Ne var abicim? 2 defa kazansa falan mı oluyor yani? Hadi. Hadi bakalım çocuklar. Gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun komutanım. Şşş. Tosuncan. Gücün yerinde değil mi lan? İyi misin? Ya bunlar çok ağır ağırız abi. Şaşkın. Su mu koydun bunun içine sen? Öyle demişlerdi. Aferin sana. Al sana su. Buyur. Salak. Hadi koş. Hadi. Şu 4. sıranın sağındaki Vedat mı Ferit? O galiba komutanım. Hangisi? Matarayı yere boşaltan mı? Kabak gibi gözüktüğünün farkında değil.
babacanlar hadi. Biri bitti kaldı üç dur. Anam daha üç tane var. İyi misin tosunum? Şimdilik iyiyim. Hadi ha gayret çocuklar. Becereceğiz bu işi hadi. Hadi çocuklar hadi ne olur. Ya Vedat vallahi bir daha hiç kızmayacağım sana hadi. Çocuklar az kaldı pes etmeyin sakın. Hadi Gökhan. Bak hızlı koş. Bak pes edersen vallahi yemekhanede köfte yaptığını söylerim geceleri. Süper motivasyon oldu. Seninkiler bayağı iyi koşuyor Levent. Sağ olun komutanım. Yeter artık. Daha fazla dayanamıyorum Arzu abi. Olur mu öyle şey bu? Gel bakayım Tosuncu. Dur. Atla. Allah. Atla. Hamza'ya bakın. Tosun'u sırtına almış. Hey maşallah be. Hatırlat Hamza'yı alnından öpeceğim Ferit. Ben hepsini teker teker öpeceğim komutanım. Hamza'ya bak yavrum benim. Yüreğine kuvvetsin. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Durumun nedir bunu derim. Yardım edeyim mi? Eyvallah babacan sağ ol. Bak sen şumboya bak şumboya. O da devrildi devrilecek. Tamam. Ay tamamlayamayacaklar galiba. Tamamlayacaklar komutanım. Ben onlara inanıyorum. Hadi çocuklar. Hadi göreyim sizi. Hadi aslanlarım. Koşun. Koşun. Ver tüfeğini oğlum bana. Hadi koş. Hadi göreyim sizi. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Beyler. Silahları verin. Atla oğlum atla. Hadi. Bismillah. Aşk oldu. Aşk oldu. Aşk oldu. Koca Yusuf musun mübarek? Dayan. Maşallah. Eyvallah. Özür dilerim Hamza abi. Saçmalama Tosun. Oğlum seni taşımayacağım da kimi taşıyacağım lan sırtımda. Komutanım yanlarına gidip yardım etsem. Olmaz Ferit. Diskalifiye olurlar. Kal yerinde. Yanlarında olmam lazımdı komutanım. Hadi çocuklar. Safları toplayın. Sıraları düzenleyin bitmek üzere. Hadi benim kahraman askerlerim. Koşun. Öyle gözüme bir şey kaçtı. Sanırım. Oturun arkadaşlar. Savaşlar da böyledir arkadaşlar. Bir galip olanı bir de mağlup olan tarafı vardır. Sizler bugün mağlup oldunuz. Derecemiz ne komutanım? 7 dakika 58 saniye. Sonuncu oldunuz. Ama en azından parkuru standart sürenin içinde tamamlayabildiniz. Kusurumuza bakmayın komutanım. Vallahi elimizden geleni yaptık ama olmadı işte. Bugün siz mağlup olan tarafsınız Hamza ama bunun hiç önemi yok. Önemli olan sizlerin canla başla, son gücünüzle, hiçbir arkadaşınızı arkada bırakmadan parkuru tamamlamanız. Bugün bütün inancımla size şunu söyleyebilirim ki, sizlerin komutanı olmaktan gurur duydum. Aferin asker! Sağ ol! Hadi bakalım Ahmet Başyavuş'um. Gidip atışlarda birinci olalım. Emredersiniz komutanım. Emir komuta sizde. Yok. Şu estekli köstekli bir şey söylüyordu çocuklar. Öyle yürüyüş kararı sayılacak. Emredersiniz komutanım. İkili yürüyüş kolu. Marş marş. Tüfek. As. İstikamet. Atış alanı. Uygun adım. Marş. Sol. 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 Sağ.
kararı sayılacak. Say! Destek! Destek! Darabya! Destek! 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 Darabya! Destek! Yine yaptılar yapacaklarını. Kim geliyor? Osmanlılar! Ne diyorsun Ferit? Askerlik bitmeden adam olacak mı senin? Allah'tan ümit kesilmez komutanım. Kim geliyor? Osmanlılar!